Gel, gel anneciğim. Şş, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel anneciğim. Bak mama, mama gel. Gel. Kulvalarını açacak. Gel. Korkma, gel. Pişt, 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 pişt. Yara bandı var mı bende? Yok yok gerek yok. Abi yara bandı. O yedi yedi. Gel 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 gel. Gel bir tanem. Tüm ben, gel bak, bebeğim. Gel bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi gel anneciğim gel. Kızım sen dur. Sen dur. Sen bak mama. Hadi kızım. Ben onu en iyisi yere dökeyim. Bir dakika. Yok. Her aldığımda fiyatları artmış oluyor. Evet, ne kadar doktor hanım fiyatı artmış. Her aldığımda. Benim küçüklükten beri gördüğüm yerde kaçardım bütün hayvanlardan, kelebek dahil buna. Sonra 2018 yılında sanırım bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım evine kedi alacağını söyledi. Ben de artık ona gitmeyeceğimi söyledim. Sonrasında tabii ki sevdiğim için arkadaşımı evine gidip gelmeye başladığımda o kediyle arkadaş olduk ve onun nezdinde bütün hayvanları, sadece kedileri değil köpekleri, bütün hayvanları şu anda çok seviyorum. Hatta gördüğüm yerde ben onları kovalıyorum sevmek için. Böyle böyle başladı. 2018 yılında da bu, 2017'de zaten bu hastaneye başladım. 2018'den beri de kedileri besliyorum hastanede. Ama asıl kedim işte 2018'de doğan kedim. Onunla beslemeye başladım. Annesi o ve bir kardeşi daha vardı. Sonra annesi ikinci doğumdan sonra yavruları bırakıp gitti. Biz bununla ve iki kardeşiyle baş başa kaldık. Sonra iki kardeşi sahiplendirdim ben. Biri hastanemizin çalışanına, diğeri de bir hastamızın çocuğuna sahiplendirdik. Ondan sonra sanırım bunlar da yan taraftan gelen, işte mamayı duyup gelen, bilmiyorum ki, kediler işte. Şu anda herhalde 3 yavrum var. 5 tane de büyük kedim var hastanede sadece. Onları çağırıyorum. Hepsi zaten sesimi duyar duymaz koşuşturuyorlar. Çevreme toplanıyorlar. Onları besliyorum. Bu benim için resmen bir meditasyon gibi oluyor. Sonra yukarıya çıkıp hastalarıma bakmaya başlıyorum. Benim arabamın arkasında zaten mama var sürekli. Sitemde de şu anda 5 tane kedi var sanırım. Onları besliyorum. Onları da akşam eve gittiğimde zaten gelme saatimi biliyorlar, toplanmaya başlıyorlar. Onları besliyorum. Bir de arabamın arkasında olduğu için sürekli yolda gördüğüm anda durup döküyorum önlerine. Zaten çok şaşırıyorlar. Önce bir kaçıyorlar, sonra koşa koşa gelip yiyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Mamalar bu arada çok pahalı oldu. Daha 5 ay önce falan, 5-6 ay önce en fazla 6 liraya falan aldığım o konser ve mamaları şu anda en ucuz markette 21,5-22'ye alıyorum. Bu da biraz beni tabii ki sarsmaya başladı ama tamamen kıyamıyorum onlara. Ne olursa olsun gücümün yettiğince almaya da devam edeceğim. Onları yaş mamayla, kuru mamayla, ikisiyle de beslemeye çalışıyorum. İnsanlara da önerim, lütfen lütfen lütfen, herkes zaten kapısının önündeki bir hayvanı, sitesindeki bir hayvanı beslese açlık diye bir şey kalmayacak. Buna çok önem veriyorum çünkü biz onların yaşama alanlarını işgal ettik. O yüzden şu anda açlar. Çıkamıyor hocam. Yok yok, bir tane kalmış şu galiba. Evet.